İyi akşamlar. Bu akşam Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın pazartesi konuşmalarında Fahri Aral'la birlikteyiz. Fahri Aral aynı zamanda bizim vakfımızın mütevelli üyesi, bir ara yönetim kurulu üyesiydi. Biz Fahri Aral'la 68'li yıllardan arkadaşız. O zaman o Orman Fakültesi'nin talebe cemiyeti başkanıydı. Ben bugünkü Boğaziçi Üniversitesi Eski Robert Koleji Yüksek Okulları Öğrenci Birliği Başkanıydım. Sonra hayatlarımız bazı yerlerde kesişti, durdu. Fahri Aral 1974 yılında yayıncılığa başladı. Bir ünlü yayın evi vardı, MAY. Onunla başladı. Arada bir iki disk sendikacılık dönemi hariç hep bu yayıncılık üzerinden gitti. Son dönem diyebileceğim bir zamanda Bilgi Üniversitesi'nin kuruluşuna katkıda bulundu. Önemli bir noktadır bu. Sonra da Bilgi Üniversitesi'nin bilimsel kitaplarını bastı. Bu yaklaşık 650 kitaptır. Şöyle böyle değil. Tabii bu arada Fahri Aral sürekli olarak bu yayıncılık konularında zaman harcadı. Yayıncılar birbirine girdi, işte yöneticilik yaptı. Dolayısıyla yani o son bir 50 yılın yayıncılık tarihini fiilen yaşamış olan bir arkadaşımız böyle bir geçiş yapacak ama daha sonra her türlü açık soru dahil sorabilirsiniz. Bunları rahatlıkla sorabileceğiniz en iyi kişiyle karşı karşıyasınız şu anda. Evet, var, buyurun. Ama hatıraları sormasınlar. Bazıları sorarlarsa 3 saatte çıkar bu. Evet, Peki. peki. Buradan nasıl çıkacağım ben şu? Ha. Şöyle, şimdi devam edeceksin, pardon. Ha. Orada görecek mi? Yok. Sonra şöyle devam et. Aa, böyle gideceksin Fahri'cim. Kusura bakma. Peki. Oradan gideceksin. Şimdi tabii çok fazla ayrıntı var. Yani yayıncılık aslında Türkiye'de yani Osmanlı döneminde başlayan yayıncılık da çok öyle alım bir yayıncılık falan gelişmedi o ilk dönemlerde. Ama gene de Osmanlı döneminde fiilen yayıncılıktan önce de azınlık matbaaları vardı. Ve azınlık matbaaların yaptığı yayıncılık da vardı. Hepiniz biliyorsunuz işte ilk önce Müteferrika matbaası kuruldu. Daha önce de 70'li yıllarda Yalova'da ilk kağıt fabrikası kurulmuş ve litografi baskısına geçildi. Litografi bir anlamda taş baskı. Şimdi onun ayrıntılarını, tekniğini anlatmamıza çok fazla vakit yok. Onu ben şöyle yapıyorum. Gene FES'te yaptığımız kaç tane Babıali turunda basın müzesine giderken basın müzesinin içinde litografinin nasıl yapıldığını anlatan bazı önemli belgeler var, şeyler var, baskı araçları var. Belki ileride yaptığımızda ona da gidebiliriz. Şimdi ilk baskılar litografi olduğuna göre tabii çok net, çok değişik baskılar bunlar. Burada öne çıkanlardan biri o zaman gene azınlık biraz Levanten olan galiba çok iyi bilmiyorum Antoine Zeliş diye daha sonra takvim basan bir şeydir. Antoine Zeliş'i şöyle yapabiliriz. Hatta Antoine Zeliş'in meşrutiyet döneminde bastığı bir takvim vardır. O takvim yaprağını buraya getiremedim aslında. Takvim yaprağında tam 13 tane dil var. O dönemde imparatorlukta telaffuz edilen, konuşulan 13 tane dil var. Öyle bir takvim. Yani işte Osmanlı böyle ama ecdat başka bir şey. Tabii biz onlara çok girmeyelim şimdi. O anlamda Tanzimat sonrasında özellikle gelişen bir yayıncılık var. Şimdi yayıncılık deyince tabii kitap, dergi yayıncılığının yanı sıra önemli olan da bir şey gazete yayıncılığı. Gazete yayıncılığı aslında daha erken başlıyor. Takvim-i Vekai diyebilirsiniz. Bir anlamda resmi gazete diye bilinen bir gazete. Takvim-i Vekai'ye başlandığı zaman da
Yani Osmanlı'nın Tanzimat'tan sonra ihtiyaç duyduğu bir yayın organı, resmi bildiriler çıkacak, padişah buyrukları yayınlanacak vesaire falan. Daha sonra Mısır'da Bulak Matbaası diye bir matbaa açılır. O Kavalalı'nın girişimiyle açılan bir matbaadır. Orada da Vakai Mısriye diye, yani Mısır'daki vakalar adı altında bir gazete çıkar. Sonra Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Agah Efendi'nin malum, Tasvir-i Efkar, Ebu Züleyh Tevfik'in, Tercüman-ı Hakikat ve derken öyle gider. Ama esas olan bizim üstünde duracağımız şey yayıncı, yani yayın olarak ne oldu? Mesela ilk önemli yayıncılardan biri olarak diyebileceğimiz Şemsettin Sami. Şemsettin Sami, Fraşeri. Arnavutlar, Fraşeri ailesi çok önemli. Şemsettin Sami hem sözlük yazmış, hem Kamusu Türkiye, Kamusu Fransevi, Kamusu Alam adı altında sözlükler yazmış. Ama çok ilginçtir. Bulabilirseniz bizim biraz da benim Galatasaraylı taraftarlığından tanıdığım Mehmet Şerol var. Mehmet Şerol çok güzel bir kitap yazdı. Ruhu Revan diye. Şemsettin Sami ile Ali Samiyen hakkında. Ali Samiyen biliyorsunuz Şemsettin Sami'nin oğludur. Ve böyle bir aile bunlar. Yani Arnavut milliyetçisi sayılabilecek ama bir anlamda da Osmanlı'ya bağlı. Ama Arnavutluğun da milliyetçi kökenlerinde bu ailenin büyük bir payı var. Özellikle oradaki Rumlarla yapılan işbirliği, Arnavutluk milliyetçiliğinin kökenleri diye de şimdi şeye girmesin, bilgide bastığım çok önemli bir kitap var. Natalie Clair diye Paris'te EES'te bir öğretim üyesi. Çok önemli, çok ayrıntılı bir kitaptır. Tavsiye ederim onu da bulursanız. Ama Ruhu Nevan'ı bulursanız çok rahat rahat okuyacaksınız. Çünkü çok da güzel yazdı Mehmet. Bunlar dönemin öne çıkan insanları. Ebu Ziya Tevfik Ebu Ziya Matbaası'nı kuruyor ki Ebu Ziya Matbaası düzeniyle, tertibiyle, mizan pazıyla öne çıkar. Çok önemli bir şey. Daha sonra Ahmet İhsan Servet-i Fünun dergisini çıkarır. Sonra da işte Ermeni yayıncılar zaten ağır basan yayıncılar. Bunlardan mesela Kaspar Efendi derler. Bu asır kütüphanesi ve tanıtım broşürü vardır onun. Şimdi onları çok fazla ayrıntıya gerçi giriyorum ama bu da o dönemde çıkarılan sansür nizamnamesi, gördüğünüz resim. Tabii sansürsüz olmaz bu iş yani. Hani meşhur bir laf vardır. Matbuat kanun dairesinde serbesttir. Yani kanun dairesi olunca serbest oluyor. O yüzden de sansüre öyle bir isim takıldı. Sansürle ilgili çok önemli çalışmalar var. En önemli çalışmalardan biri de Cevdet Kudret Bey'in çalışmasıdır. Onu da tavsiye ederim. Bu arada kitap tavsiye ederim. Kusura bakma. Canım Güzel Allah. oluyor. Yani önemli Evet. olan, önemli olan okuyabilmek. Bu şeyleri Osmanlı döneminde yayıncılar çok fazla şey yapmayacağım ama işte geçtik. Önemli yayıncılar İbrahim Hilmi Çığır Açan, onun meşhur bir Kütüphane-i İslam diye bir yayınları var. Daha sonra Cumhuriyet döneminde Çığır Açan yayınları diye geçiyor. Ve Cumhuriyet'e geçişte de aslında bir miras devralıyor Cumhuriyet. Ama o miras öyle ağam şağam bir miras değil. Mesela o dönemde Osmanlı Devleti'nde basılan kitap sayısı başlık olarak 3000'i geçmiyor başlık olarak kitap sayısı. Aslında bu rakam Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923'e kadar da 22.000'i geçmeyecek. Yani 3000, 22.000 öyle bir artış. Fakat tabii burada harf teorinin önemli etkisi var. Yani şimdi bazıları şey derler, işte efendim bir gecede cahil kaldık bilmem ne falan. Mezar taşlarını okuyamıyoruz. Yani kim nasıl okuyacak? Tabii bunların
bir müsebbibi demeyeyim de bu yolu açan rahmetli Kemal Tahir'dir. Kemal Tahir de işte bir gecede her şeyi kaybetti. Ya kaybettin de zaten bir şey yoktu ki. Yani okuryazar oranı kaç? Okuryazar oranı %3 falan değil yani. Zaten millet cahil yani. Bunun şeyi yok ki. O bakımdan da yani harf değerini savunmak bence çok önemli bir şey. Tamam. Sağ ol. Harf değerinden önce yapılan yayınlar var. Fakat bunlar da atla deve değil. Mesela 1923 ile 28 arası 5000 tane eski harfli kitap basılmış. Yani Osmanlı'dan çok ama yine de öyle çok şey değil çünkü okuyan insan yok. Bu arada matbaayı amire kurulmuş. Yani Topkapı Sarayı'nın arka girişinde hemen aşağı doğru giden matbaa bilirsin sen. Arkeoloji müzelerinin karşısı. Evet. Sonra işte önemli bir yayın yapılıyor. Türk Teceddüt Edebiyatı yani Yenileşme Edebiyatı diye İsmail Habib Sevim'in. Bu da eski harflerle yapılan bir şey. Hüseyin Kazım Kadri vardır. Hüseyin Kazım Kadri çok önemli bir isim. Bunlar Tevfik Fikret, Hüseyin Kazım Kadri ve Hüseyin Cahit Yalçın bir ara bıkarlar. Nereye gitmek isterler? Yelizelen'de. Gidip orada bir çiftlikte yaşayacaklarmış. Böyle bir o zaman da ütopist düşünce var yani yok değil. Çünkü hareketli yani. İkinci meşrutiyet gelmiş. Sansür falan biraz arkaya itilmiş. Her şey yayınlanmış. Feminist yayınlar var. Ne bileyim aklınıza gelen batılı çıkan her türlü yayın gazete olarak, dergi olarak ve kitap olarak da var. Ama tabii o da az sürüyor. Çünkü İttihat Terakki yani o yüzünü batıya dönmüş ama bir anlamda da devlete sahip çıkan, devletin koruyucusu olan bir aydın tipi ortaya çıkarak İttihat Terakki'nin temel düşüncesini, temel zihniyetini oluştururken başka düşüncelere yer vermek istememiş. O anlamda da zaten sopalı seçimlerden sonra da bayağı bir sansür gelişiyor ve yani Osmanlı döneminde aratmayan bir sansür oluşuyor. O bakımdan Cumhuriyet hakikaten önemli işler getiriyor. Önemli bir sahne açıyor bunların önüne. Özellikle Latin harflerinin kabulüyle beraber, işte o bir gecede cahil kaldık falan lafları bir tarafa, hakikaten yayıncılar için zor günler geliyor. Şimdi elimde şöyle bir şey var, onu bir göstereyim. Onu şeye koymuyordum ama... Bu böyle görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi görünüyor. Şimdi harf devriminden sonra özellikle ders kitapları konusunda bir tartışma başlıyor. Bunlar ne oldu? Elimizde mi kalacak? Ne yapacağız bunları? Bunların bedelleri ödensin falan. Büyük bir tartışma. Ve 5 tane yayın evi, Ahmet Halit Kütüphanesi, Hilmi Kütüphanesi, Kanaat Kütüphanesi, Resimli Ait. Çok önemli. O zaman o da giriyor buna. Ve Tefeyyüz Kütüphanesi. Az önce bahsettik. Bunlar da bugünkü sorunları içeren böyle bir broşür yayınlıyorlar. Sene 1932. Yani bugünkü sorunlar tartışılıyor yine. Ama kısa sürede millet mektepleri açılıyor. Bence de o çok büyük bir başarıdır. Yani o millet mekteplerinde alfabeyi öğretmek demin şeye geçtik. Mesela böyle bir şey basmıştık şeyde Bilgi Üniversitesi'nde. Bu alfabe levhaları görmüşsündür Faruk. Ve bunlar satılıyor, dağıtılıyor ve böylece yeni harflere bir aşinalık başlıyor. Ve hayret ama çok kısa dönemde bu millet mekteplerinde yeni alfabe benimseniyor. Neden? Çünkü öbür tarafın zaten karşılığı yok. Yani %100 çok zor. Çok zor yani. Öğrenmek de çok zor. Bir de çok az. Ve sonra toparlanmaya başlıyor yayıncılık. Özellikle Cağaloğlu'da bir birikim başlıyor. Ankara Caddesi çok önemli yayıncıların merkezi haline geliyor. Burada bir rakam vardı. Evet, özellikle eğitim alanında korkunç bir tablo vardı diyorum.
Toplam 12-13 milyon nüfusun sadece 1 milyonu okuma yazma biliyordu. Yani düşünün. E burada tabii harf devri bayağı hayırlı bir iş yani o anlamda. Ve derken büyük bir canlanma başlıyor. Eskiler yeni harflere uygunlukla beraber yayınlarını geliştiriyorlar. Eskilerden Kanaat var, İbrahim Hilmi var, Tefeyyüz var. Yenilerden Remzi Kitabevi. Remzi Kitabevi daha önce Beyazıt'tan sonra Cağaloğlu'na geliyor. Ahmet Halit Kitabevi, İnkılap Kitabevi ki İnkılap Kitabevi'ni biliyorsunuz onun da sahipleri Ermenidir. Kayseri'den gelmedir ve çok büyük bir yayın evi oluşturuyor. Halen de devam ediyor. Sanıyorum 96. yıl kutlayacaklar. 100. yıl için onlara bir şey önerdim. Böyle bir arşivler gösterdiler bana yazarların mektupları. Mesela Kerime Nadir yazmış. Efendim 50 lirayı aldım teşekkür ederim. Ama işte şimdi neyse artık arkadaşımız laf da etmeyeceğim. Çok ilgisiz kalıyorlar. Ya kardeşim bunları açın, sergileyelim, yayınlayalım, albüm yapalım. Yani bir yandan da böyle bir olay var. Evet, resimli ayın tabii çok önemli bir yeri var bu çerçeve içinde. Daha sonra işte öne çıkan yazarlar, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Halide Edip, Yakup Kadir ilk kitaplarında burada yayınlanıyor. Bu da gene Mustafa Kemal'in bir alfabe önünde tahtaya yazdığı şey. Kanaat Kitabevi. Çok eskidir bu. Cağaloğlu'ndan çıkarken sağ tarafta. Şimdi yenilediler. Fakat geçen gün şeyin önünden geçtim. Çıkarken sağda hayır. Şey giriyorsun. Avluya giriyorsun. Ya unuttum şimdi. Neyse şey matbaa da oradaydı. Son güne kadar da vardı. Hatta orada mesela meşhur bir hattat vardır. Hattat Hamit Efendi. Ben her gün akşam onu oradan görürdüm. Çıkardı böyle elleri arkasında yürürken dudaklar sarkmış. Son hattat Diyarbakırlı. Ve Sultanahmet'teki o tekneciklere giderdi. Onlar otururdu. Biz de giderdik bazen. Hatta Ahmet Efendi'ye benden bir şarap gönder falan. Sağ ol evladım falan düşün yani. Orada handa kalıyor. Yahu şey han ya. Ay kafa gitti. Bundan sonra not almadan yapacağım. Doğru bakayım. Boş ver. Peki. Evet. İşte gene o dönemlerde tabii matbuat yasası düzenleniyor. Matbuat yasasında da temel ilke şu yani gene demin dediğim gibi matbuat serbest ama kanun dahilinde serbest. Evet. Burada gördüğümüz işte o 30'lu yılların yayın katalogları. Bakın Remzi'nin yayın kataloğu. Ondan sonra Ahmet Halit'in yayın kataloğu. Güven vardı. Güven son yıllara kadar da vardı. Yayıncılık artık farklı bir şekilde örgütlenmeye başlıyor. Ama yayıncılıkta biraz öncülüğü devlet çekmeye başlıyor. Her işe el atan bir cumhuriyet var. O cumhuriyette tabii bazı şeyler de örgütlenerek oluşuyor. Mesela Türk Dil Kurumu örgütlenince, Türk Tarih Kurumu örgütlenince, yayınların toplanacağı yerler de gündeme geliyor. Mesela Derleme Müdürlüğü oluşuyor ki bunlar önemli aşamalar. Yani Osmanlılar intikal eden bir bağımsız yayıncılık kurumlaşması yok. Ve zorunlu olarak devletin yaptığı bir şey oluyor. Ama devlet de bunu yaptığı zaman tabii belli sınırları kendisi de koyuyor. Ama gene o dönemleri çok fazla hani suçlamamak lazım. Yani bu böyle diye. Ama tek parti döneminde getirdiği, yayıncılığa özellikle getirdiği çok büyük zararlar var. Ama o dönemde bakın ders kitapları devlet tarafından basılıyor. O yüzden de devlet biraz sahip çıkıyor bu işe. Mesela
Hiç aklımıza gelmeyen bir şeydi. Ben de bunu bilmiyordum. 1939 yılında Maarif Vekilliği bir kitap fuarı açıyor. Neşriyat sergisi. Çok ilginç. Görülüyor musun? Yani 39'da böyle bir şeye girişmek, bakıyorsunuz bütün yayın evlerinin katalogları, bastığı kitaplar falan. Yani yayıncılık bu anlamda kurumlaşmaya başlıyor. Ama tabii buna paralel olarak giden bir özgür yayıncılık şu anda, yani o dönemde pek gösteremeyiz. Peki şimdi dinci, sağcı yayınlar yapılmak isteniyor da engelleme var mı? Yok, hiç adamlar ilgilenmiyorlar mı? İlgilenmiyorlar. Ha, yok, o konu... Yok, ilgilenmiyorlar. Şöyle ilgilenmiyorlar. Yani var, yok değil gene. Ama bu anlamda yani bastığımız şeyler bütün okurlara gidecek. Zaten onların okurlarının da büyük bir yüzdesi okuma yazma bilmiyor yani. O var. Ama devletin yayın politikası şekillenmeye başlayınca oradan girmeler başlıyor. Yani oradan yani İslamcı demeyeceğim ama muhafazakar bir yayın öbeği oluşmaya başlıyor yani. Ama ona gerek yok çünkü zaten 1939'da biliyorsun 141-142 geliyor, İtalyan ceza yasasına dahil ediliyor. Zaten bazı şeyler tamamen yasak yani. Ama burada da şöyle bir şey var. Darülfünun kapatılıyor, tasfiye ediliyor. O tabii hep tartışılıyor yani Darülfünun tasfiyesi. Çünkü arada işte kuru gidiyor, yaş gidiyor diye ama bir sürü insan da oradan bir daha dönmemek üzere gelmiyor. Mesela Ahmet Refik var. Ahmet Refik Darülfünun'da hoca. Ama aynı zamanda popüler tarih kitaplarında yazarı. Çok önemlidir Ahmet Refik. Ahmet Refik'i mesela üniversiteden atıyorlar. Biraz da dönmüyor. Tamam, cevabı geldi. Rüşt Efendi Han'ı da çalışıyor. Ha, tamam işte, tamam. Yok, Rüşt Efendi Han değil. Hayır. Ya bir matbaanın adı var. Evet. Neyse, bulacağım sonra. Hayır, tur yaptırdığımız zaman oraya giderdik. Orada bir pedal makinesi vardı. Hatta o da öldü. Ya bu afiş basılan yer değil miydi? Büyük boy afiş basılan yer. Selmet. Yok. He? Selmet olabilir mi? Yok. Selmet değil. Afitap var ya. Afitap'ın yanındaki giriş. Şimdi oraya otel yapıyorlar. Bitti yani. Yani çok kötü. Hatta gezilerde şey yapıyordu. Böyle kartla geziye katılanların adını yazıyordu. Hemen şey yapıyordu. 5 dakikada herkes eline veriyordu. O da öldü. Evet, yani Darülfünun tasfiyesi böyle bir tasfiye. Ama Darülfünun'un bu anlamda yani üniversiteyi ayakta tutan, özellikle o da büyük bir şans, büyük bir tarihi rastlantı. Yahudi Almanya, yani Nazi Almanya'sından kaçan Yahudilerin Türkiye'ye gelip ders vermeleri ve onlara bir şart da koşuluyor. Mutlaka bir ders kitabı yazacaksınız diye, Türkçe. Ve harıl harıl kısa zamanda Türkçe öğreniyorlar. İşte o Hişler, Neomarklar falan hep o tür insanlar. Yani 60'lara kadar ben Orman Fakültesi'ne girdiği zaman mesela botanik dersine giren bir Almandı. Yani Türkçe anlatıyordu dersleri. Yani çok enteresan bir gelişim. Savaş yılları tabii işte Milli Şef dönemi yavaş yavaş kendini böyle göstermeye başlayınca tabii yayında da bir kapanma başladı. Ama bu arada da işte enteresan Hasan Ali Yücel çıkıyor ortaya. Türk ve Dünya klasikleri ve gerçekten bugün yanına yaklaşılmayan çeviriler. Çok çok enteresan şeyler, kitaplar çıktı. Yayın sayısı azaldı o dönemde. 50'ye kadar aslında o yıllarda yani 1000'i geçmeyen kitap başlığı falan var. Çünkü hem yasa 141-142 değişti hem de böyle bir dönem de geçti. Tabii o yıllar işte meşhur Tan olayları,
Anlatmamıza gerek yok ama yani başka bir vesile o. O arada da işte Görüşler diye bir dergi çıkıyor. Bu dergiye Celal Bayar da Menderes'te yazı yazıyor galiba. Ve Görüşler'in kapağındaki G'nin altında bir çıkıntı var. Onu Orak Çekici'ye benzeterek toplatıyor. Zaten bir sayı çıkıyor Görüşler. Ama enteresandır, bu dönemde Mahmut Esat Bozkurt var. Eğitim Bakanı, yani Maarif Bakanı. Adalet aslında, evet. O Max Bir'in Sosyalizm ve Sosyal Mücadeleler Tarihi diye iki ciltlik kitabını basıyor. Çok ilginç yani. Öyle yazıyor. Evet. İşte dönem tabii gene baskı dönemi. Yani dil tarihte işte Niyazi Berkes, Beyce Boran, Muzaffer Şerif falan, bunlar tasfiye ediliyor. Çoğu Amerika'ya gidiyor. Muzaffer Şerif zaten dönmüyor hiç sonra. Kurulan parti, sendikalar, onları şey yapıyorum. Ama işte mesela bakın o dönemde enteresan bir kitap mesela 50'lerde falan çıkmış. Reşat Elis'in Afrodit Buğur'dan da bir kadın. Reşat Elis'i kimse bilmiyor ya. Bilmiyor. Reşat Elis'in Sarı İz diye bir kitabı vardır. Sarı Sendikacılığı çok güzel anlatır. İlk defa. Ama kimse hatırlamıyor. Ben işte bir sürü yeni yayıncılık yapan arkadaşlara söylüyorum. Ya tamam. Abi bunlar kim bilir, kim alır. Hayır. Sen bas. Satacak şeyi de bas. Onu da bas. Ama bunu da bas. Bunlar da bir insanlar bilsin. Mesela Kenan Hulusi Kortay vardır. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Kenan Hulusi çok önemli bir hikayecidir. Çok çok önemli. Sonra Kortay söyledim oluyor. Basan yok bunları. Varsa böyle bir iki. O da gene böyle yani bizim muhafazakar dediğim bir şeyler. Ben bazılarına söyledim basın falan diye. Ama bunlar işte bilinmeden de Türk edebiyatı, Türk yayıncılığı falan bilinmez yani, zor. Ne kadar oldu? Çok ayrıntıya girmiyorum. Ha saat var bunu ya. Evet. Sıkma kendini canım, işte gayet güzel. Yok ya, bilmiyorum yani. İşte, anlatıyoruz. Demokrat Parti döneminde de tabii Demokrat Parti'nin büyük iddiaları var demokrasi konusunda, ama bunların hepsi çok kısa sürede başka bir biçime dönüşmeye başlıyor. Bizim Faruk'la beraber eğitimlerde anlattığımız böyle bir iki halkın arasındaki şeyler, tekerlemeler var. Tabii her iki tarafa da yontabilirsiniz. Gitti İsmet, açıldı kısmet. Geldi Bayar, bozuldu Ayar. Yani hangi taraftan bakarsanız onları yine içinde görürsünüz. Tabii Neyzen mesela bunlara çok şey, yani Neyzen Tevfik her dönemde o esprisini yapar, şeyini yapar. Mesela şimdi Sirop'la ilgili çalışıyorum ben. Cevdet Kerim İnce Dayı var. Meşhur Moskova Büyükelçisi oluyor sonra. Sirop'lu o. Fakat böyle tam Cumhuriyet'e sahip çıkan, bir ara Neyzen'e bir maaş bağlamışlar. Böyle 100 lira mı, 200 lira mı ne falan filan. Bu Cevdet Kerim demiş ki ya ne yapıyorsunuz? Neye maaş bağlıyorsunuz bu adama ya? Çalışsın kazansın ne var falan diye. Bunu duymuş bu. Rızk için Allah Kerim, fisk için yani fitne fücür, fisk için Cevdet Kerim. Yani tabii o dönem değişimlerinde hep böyle birbirini naks eden, yaralayan bir sürü şey var tabii. Tabii Demokrat Parti döneminde yayıncılık büyük ölçüde farklı bir gelişmeye doğru gidiyor. Biraz Amerikan türü yayıncılık ağır basmaya başlıyor. Özellikle o yıllarda benim de işte hani tanık olduğum şey yaptığım yıllar, yani yavaş yavaş okumaya başlıyoruz falan.
Mesela tam Amerikan tipi yayıncılığı yapan bir Çağlayan yayınları başlıyor. Refik Erduran, rejisör kimdi? Ertem değil. Ertem Eğilmez, tabii Ertem Eğilmez. Refik Erduran, bir kişi daha galiba, Çağlayan yayınları ve haftalık kitaplar basıyorlar. Ve bu kitaplar bayilerde bulunuyor. Gazete alır gibi alıyorsun işte. Mesela Kemal Tahir şey çeviriyor, Baykan Bey çeviriyor. O da ikinci. O abi sen. Fakat bakmış ki çok satıyor, yazmaya başlamış, çevirme falan diyor. O yüzden Baykan Bey'in birkaç misli Türkiye'de Baykan Bey. Mağlası ne? Mağlası evet. M ikinci. İkinci. Yani ama bu Çağlayan yayınları, o ufak kitap. Onlar falan bayağı bir popüler. Çok popüler. Yani. Çok çok satıyordu. Bayağı gazeteyle beraber dağıtılıyordu yani. Gazete bayilerinde bulabiliyordunuz. İşte mesela kapaklarını aldığım Seyyareler Şarp Uçur, ilk bilim kurgu şeyleri bunlar. Yani bayağı o dönemde Türkiye'de kim okur bunları, ama bunlar çok satıyor. Merih'ten gelen bilmem kim. İşte bu bugünün saraylısı, göç yolları tıkadı. O da şeyindir. Göç yolları tıkadı. Kemal Tahir. Yok. Değil mi? Hayır, o şey işte. Seller baksa. Evet. O neyse. Ve tabii Varlık yayınlarını unutmamak lazım. Varlık yayını gerçi daha önce kuruluyor ama kuruluşundan sonra da bayağı bir gelişiyor. Ve ucuz kitaplar açısından da çok önemli. Mesela 1 liraya kitap basıyordu. 4 liraya basardı. O böyle sarı kapaklı şeyler hep 4 liraydı. Ama daha sonra çevirilerin biraz eksik olduğunu, bazı yerleri Yaşar Nabi'nin attığını falan söylediler. Neyse yani ama yani o dönemde de yayıncılığa damgasını vuran önemli bir şey. Yani bir nesil onlar mı yetişti? Biz bunları okuduk yani. Deli misin yani hiç? Yani nereden bilecektik ki ya? Mesela cinniler demiş yani, cinler falan diyemiyor tabii çünkü cinler laf, yani cinni derler Arapçadan gelen şey. Onlar Varlık'taki şeyi 400 sayfaydı. Şimdi gördüm bizim iletişime çıkarmışlar 700 sayfa bir şey. Ama gene okuyacağım o aynı mesele yani, o şey değil. Ama işte mesela ne bileyim Tarasco'nun Tartaren, bu çok önemli bir şey yani Fransa edebiyatı açısından. Alphonse Daudet'in. O zamanlar bunları okurduk biz yani. Steinbeck'ler falan, o küçük böyle el kitapları. Yani biraz bu Amerikan türü yayıncılığa dönüş Demokrat Parti yılları. Ama diğer yayın evleri de var. Olmaz şey değil. Bütün dünya basan da vardı. Tabii. Birebir Amerikan. İşte o da tabii. İşte o çizgi roman yayılmaya başladı. Ayrıca bu çok önemli bir şey var. 1951'de de Dünya Telif Hakları Anlaşması'na katılıyor Türkiye. O da çok şey. Ama uzun yıllar Türkiye'de her şey korsan basıldı. Çünkü o anlaşma uygulanmadı. Adam ölümünün hemen arkasından bastılar. Oysa şimdi 70 sene koymuşlar. 70 sene olduktan sonra. Ama tabii şimdi bir yandan da düşünüyorsunuz. Tamam yazarın varisini korumak lazım, yazarı korumak lazım ama bırak bassınlar ya. Fakat basınca da Türkiye'de korkunç manzara çıkıyor. Şimdi Sabahattin Ali, herkes basıyor ya. Belediye bile basmış. Geçen bir belediyeye bir kitap yaptım ben. Ya dedim kardeşim bunu niye basıyorsun? Siz İstanbul'da iyi. Ama işte bilmem ne falan başkan istiyor. Başkan istiyor. Ayrı da bari şunu yapın. Kadın sağ burada ya, Filiz Hanım. Hiç kimse vermiyor telifini şimdi, 70 yılı geçti ya. Bari siz verin, res yapın. Çıkarın, biz Büyükşehir Belediye'ye. Yok. Yani Türkiye'de kötü tabii o anlamda. Yani Varlığın da mesela şu dizisi çok güzeldir, bu Türk klasikleri. Bu bayağı bir dizidir. Ahmet Haşim, Yakup Kadri falan öyle gider. O dönemin gene önemli bir yayın evi Atlas
yayınevi galiba. O da Mahmut Rasim'in kitabı. İşte Varlık, Yeditepe, Büyük Doğu. Büyük Doğu da tabii işte biraz uç vermeye başlayan muhafazakar yayıncılığın da evet. Hızlandıralım biraz. Tamam. Yani o anlamda Büyük Doğu tabii ayrı bir hikaye yani. Büyük Doğu işte verilen paralarla gidip kumar oynayan üstad. Yani onları şey ama yani yetenekli bir şair. O çok ayrı mesele ama yani bütün bunlar şimdi bambaşka kişiliklere bürünüyor. Yani mesela konuşmalarda işte büyük üstadın ferasetle açıkladığı gibi olan ne açıkladı? Yanımda büyük üstadı çok iyi tanıyan, dünya görüşte farklı olan birisiyle beraber dinliyoruz. Bana diyor ki Fahri, hiç bilmesek inanacağız mı bana? Yani böyle bir dönem yaşıyoruz aslında. Tamam, yerine koyalım, şey yapalım, Necip Fazıl diyoruz falan ama yani böyle değil. Evet, 50'ye kadar işte 50-60 arası böyle bir yayıncılık var. Gene de tabii yani önemli klasikler çıkıyor, çıkmıyor değil ama yasaklar da olduğu için yani mesela Marksist eserlerin yasaklanması ve çıkmaması zaten zorunlu olarak olmuyor. 61 Anayasası'ndan sonra bu yaratılan nispi özgürlük ortamı içinde bir patlama oluyor. Buna hepimiz şahit olduk zaten. Ama işte orada da İşçi Partisi 142 Anayasa'ya aykırıdı. Bu tartışma havasında aradan tıkmasına giriverdi. O oldu. Bir de şey yani dönemi karakterize eden şöyle bir şey var. Yani köşe yazarları vesaire falan belli bir kimliğe bürününce işte Çetin Altan, İlhan Selçuk, İlhami Soysal vesaire falan bu sefer tartışmanın zemini çok farklı yerlere taşındı. Yani daha öteye gidebilecek şeyleri de anlamak için o kitapları okumak lazım dendi ve harıl harıl çeviriler başladı. İşte onlardan başı çeken sosyal yayınlar, Enver Aytekin rahmetli, benim akrabam da olurdu. Ben bir gün şeye gittim, Siirtlidir, ben de Siirtliyim de. İşgal sırasında, o da bir çeşit akrabam ama baba dostum, Memduh Yaşar. Memduh Yaşar odasına girdik. Ben kilitlemiştim odayı. Buraya kimse girmesin diye. Hakikaten kimse girmedi. Fakat ben girdim. Orada Enver abinin bastığı Engels'in Sosyalist Düşüncenin Prensipleri şöyle kalın bir kitap vardı. Bir iki tane şey yazmış dayıma sevgilerimle. Sonra ben bunu Memduh Bey'e söyledim. Ulan tahmin ettim senin oraya girdiğin falan dedim. Enteresan tabii bunlar hep şey yani aslında tabii o dönemde yapılan yayınlarda da bu sefer çeviriyle ilgili sorunlar. Çünkü çok hızlı yapılıyor. Çok hemen çabuk çıksın deniyor. Kelimeler uyduruluyor. Onları Faruk daha iyi bilir. Yani bunların başında tabii şimdi biz artık tabii ismini söyleyeyim. Mihri Belli mesela yapar o. Uydurur. Gönderdi falan. Ama yani hani yararlılık açısından baktığın zaman bir yararı olmuştur. O ayrı mesele. Ama Yeni Demokrasi diye Mao'nun bir kitabı var. Hatırlar mısın? Baştan sona kadar benim yazdığım kendi şey. Görüşleri. Kendi görüşleri. Milli Demokratik Devrim vesaire falan. Yani çeviri bu sefer girmeye başladı. Ama tabii kitap toplatmalar devam etti yine. Yayıncılığın işte 12 Mart döneminde şey o artık onu uzun uzun anlatmayalım. Herkes şahit olmuştur. Ama Fahri galiba 65-71 yılları Türkiye'de en fazla tabii. Kitap okunan tabii. Çok şey farklı bir dönem oldu. İnanılmaz bir şeydi. Okunurdu. Alınma değil. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben o gün sonra tespit yani şey yaptım. Şimdi çok yoğun bir politik bilinçlenme olduğu için
zihinsel yapı da ona göre şekilleniyor. Yani politika hep önde. Ama mesela bir Çiçek Bakın bir kitabı basmazdı kimse. Mesela bir Bahçe kitabı basmazdı. Oysa şimdi o kitaplar da hayır, o şunu gösteriyor. Yani toplum politik olarak çok öne çıkarsa farklı talepler geliyor. Ama durağan, normal hayatını yaşayan bir toplum başka şeylerdir. Mesela bugün orada o zamanlar bir kitabı 5000 basardık biz. Yani ben hatırlarım, May yayınlarında ilk başladığımda 5000'den aşağı yoktu baskı yani. Şimdi bir kitap 1000, 500. Hayır, şimdi sistemler değişti bilmem ne falan ama ona yani 5000 bastığın zaman talebe göre yapıyorsun onu. Yani 5000 taneyi dağıtabileceğini görüyorsun çünkü talep geliyor sana. Harun Karadeniz'in kitabını yaptığımız zaman Yaşamından Acı Dilimler diye May yayınlarında o zaman tabii kurşunlar vardı. Yani mesela kurşunları 2-3 ay dökmedik. Oysa kitap dizildikten sonra yani bu bilgisayar yok, şey yok. Kurşuna diziliyor. Onu artık anlatmayayım sonra başka bir şeyde. Kurşunlar bağlanıyor, sayfalar haline geliyor. Ve onlar kalıplar haline şey olarak matbaaya giriyor. Ondan sonra tekrar basma ihtiyacını hissettiğin kitaplar için o kurşunları dağıtmıyorsun. Orada tutuyorsun. Oysa dağıtacaksın çünkü onlar tekrar kurşun oluyor, tekrar kitap yapılıyor. Pahalı bir şey. Pahalı bir şey de kurşun. Hamallar bazen o kurşunları sırtlarına alır, devirirlerdi. Yani birlikte mi yaparlar bilmiyorsun ama o matbaadan o matbaaya götürürken. Mesela Harun Karadeniz'in kitabını öyle bekledik 2 ay falan. Ama gördük kitabı yani kolu kesildikten sonra. Mesela Mehmet Ali Yalçın'dan bahsetti az önce de. Yani ben gerçekten Babade gördüğüm en şövalye ruhu taşıyan bir yayıncıydı. Onun babası da eski tüfeklerden. TKP Merkez Komite üyesi. 46 ile 51 arasında. Sirkeci'de dolma kalem tamircileri vardı. Şimdi onlar kalmadı. Sen bilirsin. Büyük Postane'nin yanında. Şu Mehmet Ali Yalçın nasıl öldüğünü anlat da esas bence bu şunun şeyi. Onu da anlatacağım. Bu ana konu, evet, sorun. Evet. Neyse. Harun'la şey geldiler, Hülya, ondan sonra elinde dosya, kolu kesilmiş tabii. Mehmet Ali Yalçın geldi, gördü onları, bana dedi ki bak ben hiçbir şeye karışmıyorum, bu kitabı al, nasıl istersen öyle yap, kaç basacaksan bas, bana da gönder, sözleşmeye de ne istiyorsan yaz. Tamam abi, böyle bir adamdı. Ve Mehmet Ali Yalçın, yani bütün o hani patronluğuna rağmen mesela çok şey yapardı böyle patronluk tasarlı falan filan. Ama kaç yıldaydı işte 80'e doğruydu galiba, evet. 70'lerin sonuydu. 70'lerin sonuydu. Kağıt yok ortalıkta. SEKA zaten kağıt yani dağıtmıyor, basıyor, basmıyor, şey yapmıyor falan. Kara borsada kağıtlar. Ve biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz siz. Babali'de kağıt tüccarları daha çok hammallar bulundu. Kağıt hammalları. Yani gelir senin yük verip para verdiğin adam sana ayrıca kağıt satar. Korkunç bir örgütler. Öyle bir örgütler. Korkunç. Yani. Çoğu hepsi doğulu. Hepsi. Nide. Daha çok Nide. Nide de var, doğuda var. Nide ama daha. Malatya ve Nide. Neyse, kooperatif kuruluyor. Ali Erdem, o zaman Turizm Bakanı mıydı, bir şeydi yani, bir Kültür Bakanı mıydı, neyse. Mehmet Ali abi diyorlar ki, abi sen gel bizim önümüze düş, sen bu adamı tanıyorsun. Şu kağıt işimizi hallet. Ve önemli yayıncılar, Nurer de var içlerinde galiba. Onlar gidiyorlar. Geceliğin yataklarıyla sabah iniyorlar, bakanlığa gidiyorlar. Mehmet Ali abi çok heyecanlıydı, ben onu çok yakından tanıdım.
sigarasını yakıyor, bakanı beklerken oturuyor ve orada bir kalp kriziyle geliyor. İşte hani basın şehidi, yayın şehidi dendiği zaman da hep böyle bir örnek veriyor. Gerçek şehit mi? Evet, evet. Kağıt isteyeyim derken adam hayatından oldu. Hayatından oldu yani. Aynı şeyde Mehmet Ali Ermiş vardır. Onu da hatırlar mısın? Evet. Babov'dan Dimitrov'a Sosyalist Savunmalar diye bir kitap vardır. Bunu toplattılar. Mehmet Ali Ermiş de Gün Yayınları'nın sahibi. Ve duruşmaya çıkıyor, duruşmada kalp krizi geçirip gidiyor. Yayıncılıkta öyle bir tarih var yani. İşte yani geldiğimiz dönem aslında artık örgütlenme dönemi, işte kitap toplatmaları gene sürüyor 12 Mart sonrası, 12 Eylül sonrası. Evet, geçelim mi daha? Geçelim mi? Ne oldu? Ne yaptım? Tamam. Şimdi bugün için yayıncılık aslında iyi örgütlenmiş bir durumda şu anda. Mesleki örgüt olarak en çok öne çıkan, en çok üyesi olan Türkiye Yayıncılar Birliği var. Onun dışında muhafazakar arkadaşlarının da kurduğu bir basın yayın birliği var. Ama onlar yani işte hani bakanlıkla iş yaparlar, şey yaparlar. Ders kitaplarında bir olay var değil mi? Ders kitaplarının tabii onlar. Evet. Bu onlar artık o kütüphaneciler birliği göstermiştim. Mesleki örgütlenme güçlü. Yani şey değil. Yayıncılar Birliği gerçekten her senede bir yayınlama, düşünce ve ifade özgürlüğü ödülleri veriyor. Bu senede Yavuz Ekin'e verdik ve verdiler. Bir de bir tane kitapçıya veriliyor. Anadolu'da daha çok. Geçen senede bizim Büyükada'da 1910'da kurulmuş bir kitapçı var. İksidas diye. Ona vermiştik. Hakikaten bugüne kadar götürüyor falan. Böyle bir örgütlenme de var. Ama Yayıncılar Birliği'nin önemli bir özelliği, Uluslararası Yayıncılar Birliği örgütüne üye. Hatta Başkan Kenan Kocatürk yönetim kurulu üyesi. O anlamda da yani mesleki örgütlenme iyi ama şu anda tabii yayıncılık fiilen maliyetlerden dolayı yani çok parlak bir durumda değil. Yani neredeyse durmuş durumda ama Frankfurt Kitap Fuarı'na, Londra Kitap Fuarı'na yayıncılarımız katılır. Bu konuda önemli dönemler oldu. Mesela 2009 yılında, pardon 2008 yılında Türkiye Frankfurt Kitap Fuarı'nda konuk ülke oldu. Ve çok büyük etkinlikler yapıldı, sergiler açıldı, çok ben de orada fiilen çalıştım çok. Bayağı hatta Frankfurt Kitap Fuarı yönetmeni şey dedi yani biz kaç yıldır böyle bir şey görmemiştik. Çok güzel etkinlikler yapıldı. İşte Abdullah Gül geldi, Orhan Pamuk geldi bir konuşma yaptı. Tabii çok ilgi topladı yani o sırada. Halen biraz ölü yani Frankfurt. Zaten artık eskiden olduğu gibi de değil. İlk gittiğimiz yıllarda mesela 11 tane stand vardı ki o girişten sen gittin mi hiç Frankfurt'a? Yani başka bir fuara. Daha böyle 11 stand gider. Yani shuttle'lar var arada falan. Şimdi onlar 5'e 6'ya düştü. Herkes internet üzerinden yapıyor. Japonlar falan kalmadı. Eskiden en çok onlar vardı. Niye kalmadılar? Yani dışarıdan yapıyorlar. Yani internet çok rahat, çok kolay. Şimdi Çin biraz öne geçti. Çin'de de bir kitap fuarına gittik biz. Orada da ben bir sergi açtım. Türkiye'de işte yayıncılık vesaire falan. İşte böyle, bilmiyorum. Yani peki şu anda yani sence ana sorun ne yayıncılıkta?
Yani şu anda ana sorun maliyetler. Maliyetler ama peki yani baskı yani mesela, arz talep açısından talep mi yok? Talep var. Yani talep var peki. Yani ama işte yani maddi durum yani eskiden olan talebi taleple karşılaştırdığında o talebi karşılayabilecek bir maliyet de var. Ama şimdi o talep de azalıyor. Neden? Çünkü dijital dünyanın buna etkisi var mı sence? Çok fazla etkisi yok. Var ama çok yok. Halen. Peki Fahri'cim sürekli yayına mı kuruluyor ya? Nereye değil mi? Yani çok önemli. Yani mesela bir sürü aydın arkadaş, genç arkadaş böyle üç kişi bir araya geliyor, bir kitap basalım, bastıralım diyor ve çok da güzel şeyler basıyorlar. Yok ama bunların elinde imkan olsa maliyetler biraz aşağı çekiyor. Şey, 3-4 kitaptan sonra onlar da duruyorlar. Peki bu maliyetlerin için önemli konu kağıt. Kağıt. Evet. Peki bu kağıtları devlet desteği mi isteyeceğiz? Maliyetler düşürme için. Devlet desteği istenebilir. Bir ikincisi, ya bir kağıt fabrikası kuracaksın ya. Yani bayağı ciddi. Türkiye kapattı. Teknikten çeviri arasında nasıl bir denge var? Yani bu kadar bilginin dolaştığı bir dünyada telif eserlerle çeviri eserler arasında bir denge mi kuruyor yayın evi? Ne yapıyor? Soru şu. Nasıl karar veriyor? Bir dakika şunu tekrarlayalım mı dinleyenler için? Yani çeviri ve telif eserler arasındaki ilişki soruluyor. Yani şimdi çeviri eserin eskiden maliyeti azdı. Neden? Çünkü telif ödenmezdi. Buna eski dediğim sene. Ama şimdi telif ödeniyor ve ciddi ödeniyor. Süresi geçince yenilemiyor sözleşmeyi. Ama şimdi yabancı telif ajansları var. Yabancı yayın evleri var. Şimdi bazı bizim arkadaşlar doğrudan yayın eviyle temas edip ajansla muhatap olmuyorlar. O kötü. Şundan kötü. Çünkü oradaki yani dışarıdaki yayın evi ajansla çalışıyor. O zaman çelişkiler oluyor. Ama gene çevirinin maliyeti bu anlamda baktığın zaman teliften biraz daha düşük. Yani. Buna rağmen düşük çevir. Ha tabii. Ama anlaşmana bağlı. Yani yapacağın telif anlaşmasına bağlı. Telifte de yani telif yerli ve milli eserlerde de hem yazar devreye girer fonksiyon olarak yani yazarın belli bir tanınmışlığı, belli bir kişiliği varsa, bir şey varsa falan onlar tabii arttırıyor yani şimdi ne bileyim Orhan Pamuk'a bilmem %10, 12-13 falan veremezse derdi %20-22'den aşağı veremiyor yani. Peki bir şey sormak istiyorum. Pek bilmediğimiz bir konu. Diğer yayıncılığı bir şekilde izliyoruz en azından. Bir kitap şu lafında bazı şeyler görüyoruz. Fuarlara gidiyoruz. Bilmediğimiz bir yer var. O da okul kitapları. Okul kitapları büyük bir problem. Bir ara işte dağıttılar okul kitaplarını. Sonra okul kitaplarını talim terbiyenin şeyine taktılar. Yani mutlaka talim terbiyeden geçecek. Hatta ders yardımcı ders kitaplarında geçecek. Ama şimdi okullar o tür kitapları hazırlayan, sipariş üzerine hazırlayan daha çok işte bu ders kitaplarını basıp da hani muhafazakar eğitimleri de sürdüren şeylere açık. Yani onlar gidiyor, konuşabiliyor, yapabiliyor. Şey yani siyasal iktidar okul kitaplarını kendi yayın evlerinde verdi. İşte bir ölçüde öyle ama bir ara dağıttı. O zaman da bağırıp çağırdılar falan filan. Şimdi gene de böyle bir denge tutturulmuş durumda. Ama her zaman ders kitapları sorun Türkiye'de. Ne? Hangi açıdan sorun? Yani içerik açısından sorun. Yani. Peki ben bir şey sorabilirim. Çok tabii ki benim şey alanım değil ama biliyorsunuz internet üzerinden de birçok kitabı PDF indirebiliyoruz. Birçoğu da ücretsiz. Burada yayın evleri, bu yazarların hakları ne oluyor? Yani internet üzerinden bu tip yayınları yapanlar bunlara bir bedel ödüyorlar mı? Yok. İnternet üzerinden yayıncılık soruldu.
İnternet üzerinden yayıncılık aslında yani belki istikbali olan bir şey. Yani ama onun da telif anlaşmasını farklı yapmak lazım. Yani internet üzerinden satış yaptığın zaman normal kitap satışı üzerinden yaptığın sözleşmeden çok daha değişik bir şey getirmen lazım. Yani çoğu ücretsiz oluyor o indirimleri. İşte onlar korsan. Onlar korsan. Onu indiriyor yani adam. Bir de ders kitapları. 3 gün sonra şey alıyorsun, karar alıyor yayın evi. Kaldırtıyor ama başka bir yerde gene çıkıyor. Tabii. Özellikle de, ders kitaplarında çok yapıyorlar. Ders kitaplarının dışında aynı zamanda hani ders kitaplarında da tabii müfredata göre bir şeyler yapıyorlardır ama belki özel okullar kendileri modlar hazırlıyorlardır. Ama diğer taraftan da şimdi benim torunlarım olduğu için çocuklara öykü kitaplarını bile çok iyi inceleyip almak zorunda kalıyoruz. O kadar bir başıboşluk var ki orada. Hiç bilmiyorum dikkatinizi çekiyor. Yani ürkerek alıyoruz o kitapları. Ancak belki mesela çocuk kitapları alıyoruz. Çok ayrı bir olay bence. Evet. Bir şey yapabilirsiniz mesela çocuk kitaplarıyla ilgili bir arkadaşı buraya çağıralım. Bu işi en iyi yapanlar var. Çünkü şeyler yani o da çok büyük sorun. Yayınlar pedagogların kontrolünden geçmesi tabii, tabii. Lazım. Yani ama tabii nerede? Yani çocuk kitaplarında içerik ayrı, bir de yani sonuçta maliyet... Toplatıyorlar bu evet. Şey var ya, nedir o güne bakan yayınları var. Yani çocuk yayınları da sorun tabii aslında. Evet. Yani şöyle bir özetleyeyim. Yani Türkiye'de yayıncılığın önü açık. Türkiye aslında okuyan bir toplum. Okumayan bir toplum değil ama... Şaşkına dönmüş bir kitle karşısında ne yapacaksın şimdi yani? Nasıl yapacaksın? Yani en ummadığın şekilde bazı kitaplar yok oluyor. Hemen basılıyor ve bitiyor. Yani demek ki alıcısı var. Yok değil. Yani en ummadığın üniversitede bile adam kitap yazmış. Bakıyorsun, lan bu kitap senin üniversitede olduğunu öğrenseler herhalde bastırmazlar bunu. Seni doğrudan kovarlar diyorsun. Ve olsun abi diyor falan. Yani böyle bir gelişme de var. Yani her şey beraberinde zıttını da getiriyor. Peki sen bu bir üniversitede 650 yayın yaptın. Bunlar rantabl bir yayın olay mıydı? Çünkü içinde çok nitelikli ama satmama riski olan işte, kitaplar da var. İşte zaten yani üniversite yayıncılığının esas özü o. Yani üniversite yayıncılığı, ben çok baktım, araştırdım falan, hatta konuştum. Mesela bir gün Chicago Üniversitesi Press'te çalışmış birisi gelmişti. Bizim bu bilginin Amerikalılara satıldıktan sonra ortak olduğu şey. O mesela gördü kitapları böyle serdik, şey yaptı. Bana dedi ki, sana dedi, bir şey söylüyorlar mı burada hani, niye kâr etmiyorsun falan diye. Valla bugüne kadar söylemediler. Bazen çıtlatıyorlar yani ne diyor. Chicago'da da aynı şey bizim başımıza geliyor ama nevzübillah yani nevzübillah demiyor tabii. Hiçbir Chicago University Press'in yöneticisi kalkıp da yok biz bunu basmayız falan demez. Ve yönetici karışmaz ona diyor. Üniversite yayını bir kâr etmez. Ama bir defa koyacaksın. Bu da önemli konu ama yani. Ha? Çok önemli konu. Çok önemli. İşte bilgideki benim en büyük şansım o. En büyük. Sorabilir miyim? Şimdi iki tane bankanın ciddi yayın evleri var. Evet. Onların diğer yayın evlerinden bir farkı var mı? Daha yani yayınları sanki biraz farkı varmış gibi geliyor bana da. Sizin gözleminiz nedir? Ya banka bir fazla soruyu dinleyenlere dikkat edin. Banka yayıncılığı gündeme getirildi. Evet. Evet. Yani mesela ilk başladıkları zaman ben de şiddetle karşıydım. Yani karşı halen de. Yani kastettiğiniz herhalde Yapı Kredi ve İş Bankası. O kadar. Ama şimdi yok, Vakıf Bank'ta değildi ya. Vakıf Bank'ta başladı. Hem de böyle şey, bambaşka bir şey dedi, Bülent yapıyor şeyi falan. Evet. Onu ben kaçırdım. Vakıf Bank bayağı girdi, evet. Girdi. Tabii onlar yani şöyle, bir prestij açısından bakıyorlar. İkincisi de para veriyorlar yani bu anlamda. Şimdi tabii bu Türkiye'de başka yayın evlerinin çok köklü olup da piyasayı
bütün her yayına yetişememesinden kaynaklanan bir olay bu. Şimdi Yapı Kredi, İş Bankası öyle şeyler basıyor ki diğer yayını, yani mesela bizim Kenan'ın yayını 50 sene kalsa basamaz onu yani. Mümkün değil yani. Çünkü maliyet yüksek, para var, bilmem ne var falan. Ben de önce şiddetle karşıydım. Hatta Enis orada yayın yönetmenliği yaptı. Enis Batur. Enis Batur. Dedim onu ne yapacaksınız ya, banka mı bilmem ne falan. Ya işte bilmem ben de neyse o öyle gitti. Fransa'ya gittik, bir Fransız Yayıncılar Birliği bizi davet etti böyle. Birisi de konuştu bunlardan. Sonra bir Fransız kalktı. Dedi ya dedi siz ne tür kitaplar basıyorsunuz? Banka kitapları mı, faiz bilmem, ticaret kitapları mı falan. Ondan sonra yok dedi, saydı bütün edebiyatı, metebiyatı falan. Ama Fransız ne dedi biliyor musunuz? Keşke bizde de öyle bir şey olsaydı. Valla o Metin Altın kitaplarını falan... Tabii kimse basamaz. Ama işte yani. Nasrettin Hoca geliyor mesela, engelliyorlar. Sansür et abi. Şimdi buna bağlı olarak başka bir şey sormak istiyorum Faruk Bey'in dediğine de. Şimdi yayıncılık hayatı tarihi diye konuştuğumuz zaman hep yayın evleri ve talep, okur. Okur sayısı, okurun talepleri. Yayın evi yazar ilişkileri nasıl belirleniyor? Yani bir yayın evi yazarı seçerken popülaritesi, yani genç yazarların şansı nasıl oluyor mesela? Yayın evi yazar ilişkisi soruldu. Ya şimdi o konuda ben tabii iletişimle çalıştığım zaman yani orada tarih dergisi çıkardım. Gene de çok özel bazı şeyleri yaptım. İstanbul dizisi yaptık orada mesela. Çok da iyiydi o İstanbul dizisi. Başka şeyler yaptık ama doğrudan mesela fiction olunca, yani roman roman falan, o büyük bir yayın kurumumuz vardı. İşte orada çok tartışma konusu olurdu ama ben pek girmezdim. Yani çünkü yani o konuda çok az bilgim var. Yani izlemiyordum daha doğrusu. Orhan bazen gelir katılırdı, Orhan Pamuk falan. Ama mesela bazı yazarlar orada şöyle yani kendini gösterir. Mesela neydi bizim meşhur oldu sonra ya. Romancı, kitaplarını da aldı şimdi oradan. Neyse, yani işte mesela Aslı, Erdoğan. Aslı Erdoğan. Yani onları bir anlamda keşfetti aslında iletişim. Ama işte o keşif de ortak bir keşif. Yani ben kalkıp da ya bunda umut var bilmem ne falan diyemem. Yani zor. Ama o konuda da edebiyat sezgisi lazım. Ama bende mesela araştırma, inceleme, tarih, ekonomi, o konularda böyle bir sezgi var. Yani ben buluyorum. Diyorum ki tamam bak bu olur diyorum. Ama fiction öyle değil. Yani fiction'da çok haşır neşir olmak lazım. Yani şimdi geçen bir tartışma oldu. Mine Kırıkkanat'la şey arasında. İnşallah. Bizim şey kız neydi? İnşallah. Elif Şafak mesela. Elif Şafak aslında işte bizimle çıktı ortaya yani. İletişimle. Ama yani yetenekli bir kız yani. Gerçekten romanı dert edinmiş. Ya şimdi romanda intihar nedir yani onu da bilemezsin. Yani romanda nasıl intihar? Alıp satır satır mı koyacak? Hadi bilimsel eserde zaten paragrafı alıyor, koyuyor. Hiç noktasına virgül değil. Burada intihar ne olur? Konu olabilir. Konu olur. Şimdi Orhan Pamuk'un, ki ben de çok severim onu, yani o kitabı, Kafamda Bir Tuhaflık diye bir kitabı var. Bir Bozacı'nın ağzından o 80'leri falan anlatıyor. Yani çok enteresan. Şimdi Bozacı'yla, yani bir Bozacı'yı şey yapan, kahraman yapan birçok roman var. Yazdılar nitekim. Yani bu intihal nerede? Hayır, konu. Çünkü verilen bilgilerin doğruluğu, mesela Orhan Pamuk'un birçok kitabı bu konuda kritik edildi. Tabii ki. Yani oradaki bilgiler doğru veya değil, mühim değil mi roman olduğu müddetçe? Ya, yani ben şey değilim, yani romancı değiştirebilir yani. Yani hani
gerçek ne yani bir defa gerçek de subjektif yani. Yani o başka türlü bakıyor, öbürü başka türlü bakıyor. Motamot onu yazacak değilsin yani. Tabii burada... Tarihi romanda belki farklı şeyler olabilir. O konularda çok... Ama bilimsel bir şeydir. Şeyde, yani şöyle diyelim, şimdi bekarlık işler oldu. Bir dinozorun anıları 100 baskı yaptı. Öbür taraftan Ahmet Altan'ın kitabı onun kadar bastı neredeyse. İlk romanları. Şimdi tabii orada şeyler var yani, bir denge. Sürekli bilimsel eser mi, işte roman mı falan varmış. Anılar da şey yapıyor. Ama şimdi yani ben 65-71 dönemini dikkate aldığımda günün birinde Sabahattin Ali'nin kitaplarının böyle olacağını düşünemezdim bile. Düşünemezdim. Küp pantolon adam mı? Hala satıyorum. Hala yani. Satıyor. 10 yayın evini basıyor neredeyse. Herkes satıyor. Ama işte demek ki o ışığı orada koymuş adam. Yani gerçekten. Ama Fahri bunlar bir şey daha olmalı ya. Yani tamam şey bir yazar ama arkasında bir şey daha olmalı. Yani nedir bunu bu kadar şey kılan? Yani Türkiye'nin yeterince tarih açısından belki düşünmek lazım. Ama akıllım adamla 40 yıllık kitap. Peki. Nasıl şu anda böyle bir hale geliyor? İçimizdeki şeytan ne yapıyor? Aynen ki o şey. Hafta sonu program yaptılar, onu andılar. Evet. Tekrar bu kitapların hepsi refere edildi. Tabii. Günün birinde Sabahattin Ali'nin kitabı var. Yani. Sinop'a işte ben şimdi bir Sinop kitabı hazırlıyorum. Ya her yerde Sabahattin Ali var ya. Hapishaneye giriyorsun, burası onun. Neyse, restore ettiler şimdi. Zaten kitabın adı da şöyle. Yani dışarıda şiir de yani. Dalgalar. Hapis yata yata geçer falan. Şimdi öyle şey, çok naif şeyler falan. Çok yani şimdi ama yani, o beste de müthiş. Tabii. Yani o Kerem Güney diye birisi bestelemiş onu. Gerçi Edip Akbayram söylüyor ama yani, onunki şey değil. Herkes söyledi ama sonra. O Kerem Güney müthiş ama. Gerçekten. Yıllarca başının önüne eğilmesin ya. Yani, şimdi Sinop'a gidiyorum ben işte bu kitapta. Neyse inşallah çıkar Nisan'da. Orada da şey yaptım. Ya tamam, hapishanede bu adam özel yer var orada. Özel yer var. Yani, tabii, yani tabii, her şey. Tabii şeyler yani. Var yani o özelliği olacak. Berbat bir şekilde öldürülen bir adama sonradan bu kadar sahiplenme. Sahiplenme tabii tabii. Ya şimdi mesela şey gezdiriyor beni. Daha doğrusu surlar var hapishanenin dışında. O surlar çok eski zaten. Selçuklu falan. Sen gittin gezdirdin onu. Ben de böyle yürüyordum. Arkadan da bir orada inşaatta çalışan bir çocuk da arkamdan geliyor ama böyle geveze biraz şeyinden belli yani. Ondan sonra ben de bir kitabenin önüne durdum. Bakıyorum. Hocam dedi okuyabiliyor musun dedi. Ama dedim okuyamam ben. Nereden? Yahu dedi. Geçen gün dedi buraya Amasra Müze Müdürü geldi. Yanında tarih hocası. Dedim. Onlar da böyle dikildiler, baktılar. Okuyamadılar. Ben gittim onlara yanaştım böyle falan. Çocuk da ama artık yani yavan mı söylüyor, sivri mi yapıyor bilmiyorum. Ondan sonra nasıl okumazsınız ya? Sen okuyabiliyor musun demiş bana müdür, müze müdürü. Kurum tabii demiş. Başlamış böyle. Soldan sağa. Dışarıda deli dalgalar. Ulan demiş bu Sabahattin Ali'nin değil mi demiş. Müdür. O da buradan almış demiş. Biraz bağırdı tabii ama. Yani Sabahattin Ali öyle bir şey Sinop'ta. Peki. Kapatalım Sezen Fahri'cim. Ne kapatalım. Diyelim? Sen en son ne diyorsun şimdi? Valla bu iş bitmez. Yine geleyim, yine konuşalım. Yine başka tekrar şey. Edelim bunu. Dedikodu yapalım. Hayır şöyle ama bunun doğrusu yok. Biz yıllarca Fahri Aral'la beraber gizli yaptık Cağaloğlu'nda. İşte o öyle bir şey ki Cağaloğlu'nda gezerken binayı görünce, bir yapıyı görünce o zaman işler farklı konuşuluyor. Tabii. Bir de saat 10'da başlasa, 4'te bitse, 6 saat, 1 saatte öğle yemeği çıkar, 5 saat konuşuyorsun sabahtan akşama. Apayrı bir olay. Bir de şeye götürüyor, basın müzesine götürüyor. Tabii basın müzesinde bayağı bir malzeme var yani. Biraz daha çok, büyüyorsun, şey yapıyorsun. Ondan sonra geriye şey kalıyor. Biraz dedikodu, biraz anekdot. Anlatsana Selmet
Kıraathanesi de orada lafın ucuna oturuyormuş. Bunu bilirsiniz mi? Semet Kıraathanesi, şimdi o da otel oldu. Evet, evet. Kebapçı var. Zıfat Ulgas oturuyormuş. Meselet. Meselet'te otururken Zıfat Ulgas bakmış karşıdan iki adam geliyor. Birbirini çıkıştırıyorlar. Bir bakmış Yaşar Kemal ile Aşık Veysel. Ulan demiş şu Allah'ın hikmetine bak. İki adamı verdi işte diyorsun. Bir göz iki adamı getiriyor demiş. Aşık Veysel de yok. Yaşar Kemal'de de bir tane var. İki adamı bir göz ver. Ama çok güzeldi ya. Ben de onu bu sol gözümle şey başladı. Göstansiyonu yükselmiş. Böyle flu görüyorum. Ben de bunu anlatıyorum. Yani bir göz iki adamı getiriyor işte. Böyle. Şunu bir gösterelim. En son eğer seyredebilirseniz. Yok, şeyde, o verelim bunu. Verelim. Şeyde de varsa. Alberto Alberto Manguel çok önemli bir Arjantinli yazar. Yapı Kredi bütün kitaplarını aşağı yukarı çevirdi. Yani okumanızı tavsiye edelim. Özellikle kitap üzerine çok güzel bir kitabın tarihi. Kitabın tarihi diye güzel bir kitabı var. Ama diğer kitaplar da çok güzel. Birkaç sene önce bizim Yayıncılar Birliği'nde yaptığı yayıncılık kurultayına Zoom'dan katıldı ve çok güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşmayla da kapatalım. Hello, my name is Alberto Manguel and I'm very honored to be asked to speak to the Turkish Publishers Association. I have a long relationship with Turkey, not only through its literature, but through many friends in Turkey and outside Turkey, and also a family relationship. I have a Turkish niece. So there are many reasons that tie me to Turkey. And as a reader, I must say that I discovered Turkey through its literature. A long time ago in my adolescence, we read Turkish writers in Argentina, and I will talk about this in a moment. But first I want to say that you publishers know that readers have a great advantage. Everyone in the world is suffering from this catastrophe of the coronavirus. But it is not the first catastrophe. The catastrophe of war, the catastrophe of different epidemics, political, economic catastrophes have been with us since the beginning of time. And we have developed an instrument to fight the catastrophes, which is the imagination. And readers above all, but of course in oral societies as well, we have developed the possibility of having experiences without having the tangible material experiences. It's an experience through words. Imagination allows us to be Hamlet, to be Little Red Riding Hood, to be Sinbad, to be one of Tampinar's heroes, and all this without moving from our chair. This is not to say that readers are inactive. Readers learn through books, but books force readers to face the world, to go out into the world, to do things in the world. The example of this, of course, is Don Quixote, who in his library discovers the ethic of how to fight injustice in the world and then goes out and does it. This is very important at this time to realize that the obligation of confinement is an obligation that is with us, but only for a certain time. The first confinement that our literatures give us, which is perhaps Noah's Ark and the confinement in the Ark, did not last forever. At a certain point, the dove comes back with the olive branch and brings hope that things will be better. Of course, the catastrophes keep happening, but hopefully, we will face them with the experience that we have already had. And this is true
in all of literature, in all the characters that we find confined, like the Count of Monte Cristo to his prison, or confined like Sleeping Beauty in her crystal coffin, or confined to all the different situations in which writers put their heroes and heroines, it teaches us that there will be an outcome, that at a certain point, the dove will come back with the olive branch, that at a certain point, the prince will come and wake up Sleeping Beauty, that at a certain point, Robinson Crusoe will be rescued from his confinement. And perhaps, learning from that confinement, we will face the world in better ways. This confinement teaches us that we are never alone if we are surrounded with books. Books don't replace human beings, but they allow us a dialogue across the centuries and across the seas with voices that didn't know us and with faces that we have never seen, but that engage in profound questions that are always with us. I said that in my adolescence in Argentina, we had many favorite writers, as adolescents will have, with this passion of the new reader. And in poetry, one of our favorites was Nassim Hikmet. Nassim Hikmet, who was introduced to us by Neruda and his enthusiasm for the Turkish poet. And we learned by heart one of his poems, and of course my memory is not what it was, so I will have to resort to reading it to you in an English translation. It's a poem that Nassim Hikmet wrote for somebody who has to go to prison, for somebody who has to be confined. And he ends his poem with these words: "To think of roses and gardens inside is bad. To think of seas and mountains is good. Read and write without rest. And I also advise weaving and making mirrors. I mean, it's not that you can't pass 10 or 15 years inside and more. You can, as long as the jewel on the left side of your chest doesn't lose its sight." Thanks to the publishers, thanks to the writers, thanks to the readers, this on the left side of my chest will not lose its light. Evet, Fahri Aral bize çok güzel bir finalle toplantımızı sona erdirdi. Fahri Aral'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.